frère. Allez. Hoş geldiniz. Eskim TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatma Zehra Köse. Bugün sizlerle sağlıklı pankek yapımı tarifi paylaşmak istiyorum. Aslında bu tarifi internette kolaylıkla bulabilirsiniz ama annem içindeki bazı malzemeleri değiştirdi ve daha sağlıklı bir hale getirdi. Ben de bugün size bunu aktarmak istiyorum. Şimdi iki yumurtayla birlikte başlıyoruz. Zaten videonun alt kısmına da neyi ne kadar koyduğumuzu yazarız. Oradan da görebilirsiniz. Ben tuzumu da eklemiştim. İlk önce 2 yumurta ve tuzu 1 çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Ya, alsanıza göre onu değiştirebilirsiniz. Bunu karıştırıyoruz ilk önce. Güzel bir kıvam alıncaya kadar biraz daha karıştırıyoruz. Yeterli bence şu anda. Şimdi ben göz kararı koyacağım ama bir yemek kaşığı olacak şekilde. Ben ceviz yağı kullanıyorum bu arada. Yağ koyacağız. Ceviz yağı ile birlikte Hindistan ceviz yağı da kullanacağım. Bu ikisi gerçekten çok sağlıklı. Hem de sporcular için gerçekten çok iyi bir güç kaynağı yağ olarak. Evet, birazcık ceviz yağını koydum. Hindistan cevizi yağından da biraz. Katı olduğuna bakmayın Hindistan cevizinin. Sıcağı gördüğü anda zaten hemen yumuşayıp yağ kıvamına gelecektir. Yağımızı koyduk. Şimdi bir su bardağı da badem sütü kullanacağım ben. Normal süt değil. Çünkü onlar işlem görmüş oluyorlar ve biliyorsanız çok sağlıksız oluyorlar. Şimdi bu şekilde biraz karıştırıyorum. Yine kıvamını alıncaya kadar karıştıracağım. Evet, bence en iyi. Bu arada badem sütünü kahvelerinizde falan da ekleyebilirsiniz. Biz bazen yine annemden öğrendiğim bir karışım. Türk kahvesi yaparken de kullanıyoruz. Çok güzel oluyor tabii. Daha lezzetli oluyor. Şimdi biraz da bu karışımımızı şeker. Bir dakika. Şöyle koyayım. Şekerli vanilin ekleyeceğiz. Şekerli vanilin de ben daha önce bunun yarısını kullanmıştım. Yarım paket olacak şekilde koyacağız. Bütün paketi koymayacağız. Ben yine göz kararı koyuyorum. Miktarda zaten yazıyor dediğimiz gibi. Evet. Yarım paketini koydum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Güzel. Karıştırıyorum. Tamam bence. Şimdi evet, önemli adımlarımızdan birine geldik. Unlarımız, annemin unları. Burada bende karı kalışık unu ve kinoa unu var. Bunlar neydi anne? Hibrit olmayan unlar, işlem görmemiş unlar. Genetiği değiştirilmemiş unlar ve gerçekten çok sağlıklı. Annem yaklaşık bir iki senedir herhalde kullanıyorsun değil mi anne? Evet. Bundan da 2,5 su bardağı. Aslında 2 su bardağı biraz fazla olabilir. Biz bunu ne yapalım? 2 su bardağı diyelim. Kinoayı yarım. 1,5 da kara kılçıktan. Tamam. Kinoa unumuzu yarım koyalım o zaman. 1,5 su bardağı da kara kılçık unu bence. Bu arada bu annem bana bunu şey sormuştu. Bu kinoa nerenin? Kinoa değil. Kara kılçık nerenin? Siyez unu vardı. O nereninde? Siyez kastam onu. Bölgesinin genetiği değiştirilmemiş unu. Bu arada şu püf noktaya geçmeyin. Unumuzu da yavaş yavaş koyacağız ki kötü bir hal almasın içinde. Yavaş yavaş koyalım. Bu arada kabartma tozumuz var, onu da koyacağız. Yine kabartma tozunu da bütün paketi koymayacağız. Yarı paketi olacak şekilde koyuyoruz. Ben yine göz kararı koyacağım. Yarısını kullanmıştım. Evet, karıştırıyorum. Onu da eklemeye devam ediyorum. Kıvamı da kendimiz zaten karıştırırken
hissedersiniz tam kıvama geldiğinde. Şu anda yarım bardak kinoa unu koydum. Eğer çölyak hastası olan varsa. Ne hastası? Çölyak hastası. Glütene karşı alerjisi olanlar sadece kinoa ile bu pankeki yapabilirler. Çünkü evet, kinoada glüten yok. Şimdi bir su bardağı yine unumu alıyorum ve karıştıracağım. Belki yeterli olabilir gibi. Belki kıvamını karıştırdıkça anlayacaksın koyuluğunda. Normalde biz esmer şeker kullanıyoruz ama şu anda evde esmer şekerimiz yok. O yüzden evinizde olan balı kullanabilirsiniz. Gerçekten bu çok lezzet katıyor ve şeker veriyor yeterince. Buna da bir tatlı kaşığı kadar bal koyuyorum. Hem de sağlıklı. Esmer şekerden bile daha sağlıklı aslında, değil mi? Evet. Hep böyle kullanılır. Tamam. Bunu da iyice karıştırıyorum. Yine bunu da göz kararı koyacağım. Bir yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Evet, yeterli. Yağımızı koymuştuk. Şimdi bir kepçe alıyorum. Ama bunun yarısını koyacağım çünkü ben kalın istemiyorum. Yeterli. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Elim. Burada şimdi küçük küçük köpükler çıkıyor ilk başta. Bunlar çoğaldığında, büyüdüğünde direkt değiştireceğiz. Gayet güzel. Evet. Tamamdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederiz her şey için. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Eskrimle kalın.